Tüm Emekliler Sendikası, enflasyonu, hayat pahalılığını ve eriyen maaş zamlarını protesto etmek için 67 il ve ilçede, şube ve temsilcilikleriyle alanlara çıktı. Tüm Emekliler Sendikası Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, kaşıkla verdikleri kırıntı sayılacak zamları kepçeyle geri almaktadırlar. Buradan sesleniyoruz, bayram ikramiyelerini asgari ücret seviyesine çıkarın. Sözün kısası geçinemiyoruz, isyanlardayız denildi. Tüm Emekliler Sendikası 67 il ve ilçede, şube ve temsilcilikleriyle enflasyonu, hayat pahalılığını ve eriyen maaş zamlarını protesto etmek için alanlara çıktı. Tüm Emekliler Sendikası'nın İstanbul Esenyurt Boğazköy, Bahçeşehir ve Avcılar Temsilciliği basın açıklamasını birlikte okudu. Açıklamada en diçen emekliler şu ifadeler kullanıldı, ocak zamları eridi gitti. Yasaklar emeklileri bunalıma itti. Tüketim zamları %40'larda, %50'lerde seyretti. Bu adaletsizliğe karşı çıkmak için, faturayı saraya ödettirmek için, sağlıkta yapılan kesintiler için, toplu sözleşmeli sendika hakkımız için, emeklilerle ilgili yasal düzenleme için, emeklilere yılda 4 maaş ikramiye için, intibak yasasının çıkarılması için, emekli maaşlarının yükseltilmesi için, emekli ve eşlerine ücretsiz ulaşım için Emeklilik yaşının 65'e çıkmaması için, emeklilikte yaşa takılanlar için, tüm emeklilerin birleşmesi için, ormanlarımızın yok edilmemesi için, siyanürle altın. Çıkarılmaması için, topraklarımızın, sularımızın korunması için, kadın cinayetlerinin son bulması için, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için, mücadele edeceğimize söz veriyoruz, dediler. Tüm Emeliler Sendikası Antalya Şubesi Antalya'da mitin düzenledi emekli aylıklarının açlık sınırının altında olduğu vurgusu yapılan mitingde, bayram ikramiyelerine asgari ücret seviyesine çıkarılması istendi. Mitingde basın açıklamasını okuyan tüm emekliler sendikası Antalya Şube Başkanı Mustafa Ayar, 20 gün önce de aynı nedenle miting yaptıklarını fakat seslerini duyuramadıklarını söyledi. Temel gıda ürünlerine yapılan zamların emeklilerin yaşamlarını çekilmez hale getirdiğini aktaran Ayar şu ifadeleri kullandı. Siyasi iktidar kulaklarını tıkamış, duymuyor, bizi görmezden gelmeye devam ediyor. Bir daha tekrar edelim. Temel ihtiyaç maddelerine yılbaşından bu yana yapılan zam oranları neredeyse %50 civarındadır. Asgari ücretin 2825 Türk Lirası olduğu ülkemizde emekli aylığı alan 8 milyon hak sahibinin aylığının 2000 TL'nin altındadır. Diğer emeklilerin genelinin aylığı ise yoksulluk sınırı altındadır. Bu da göstermektedir ki emeklileri yoksulluk sınırının altında bırakmak yetmemiş, açlığa mahkum etmek istemektedirler. Emekli aylıklarına yapılan zamların yeterli olduğunu savunanlar hayatlarında bir gün bile pazara çıkmamış, elinde pazar çantası ile alışveriş yapmamışlardır. Ama hayatlarımız üstünde söz sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Kaşıkla verdikleri kırıntı sayılacak zamları kepçeyle geri almaktadırlar. İkramiye adı altında iki dini bayram öncesi verilenler ise bayram harçlığına dönüşmüş, emekliler için bir aşağılama aracı haline gelmiştir. Bayram ikramiyelerine asgari ücret seviyesine çıkarılmasını beklediklerini dile getiren ayar sözlerini şöyle sürdürdü. Sözün kısası geçinemiyoruz. İsyanlardayız. Emeklilere insanca yaşam sağlayacak bir aylık verilmesi zor değil, siyasi bir tercihtir siyasi iktidar tercihini emekçilerden, emeklilerden, yoksullardan yana değil sermayeden yana kullanmaktadır. Emeklilerin daha fazla açlığa, yoksulluğa ve aşağılanmaya gücü kalmamıştır. Bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır. Emekliler kendilerini açlığa mahkum edenlere, yok sayanlara, görmezden gelenlere karşı seslerini duyurmaya, demokratik tepkilerini göstermeye kararlıdırlar. Sağlıklı, barış ve kardeşlik içinde insanca bir yaşam hepimizin hakkıdır. Emekliler olarak bu yaşamı elde etmek için mücadelemize devam edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bize yastık altındaki birikimlerimizi getirmemizi istiyor. Emeklilerin yastık altındaki birikimlerini getirdik. İşte yastık altındaki birikimlerimiz, elektrik faturaları, su faturaları, doğalgaz faturaları, telefon ve internet faturaları, haciz bildirimleri, kredi kart borçları, çocuklarımızın öğrenim kredi borçları, evlerimizdeki işsiz gençlerimiz, çocuklarımıza ve torunlarımıza harçlık dahi verememenin utancı. Bizim birikimlerimiz bunlar. Bunları getirdik. Alın tepe tepe kullanın. Tüm Emekliler Sendikası Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada ise emeklilerin açlık ve yoksulluğa mahkum edildiği belirtilerek şöyle denildi: Temel ihtiyaç maddelerine yılbaşından bu yana yapılan zam oranları neredeyse %50 civarındadır. Asgari ücretin 2825 Türk Lirası olduğu ülkemizde emekli aylığı alan 8 milyon hak sahibinin aylığının 2000 TL'nin altındadır. Diğer emeklilerin genelinin aylığı ise yoksulluk sınırı altındadır. Bu da göstermektedir ki emeklileri yoksulluk sınırının altında bırakmak yetmemiş, açlığa mahkum etmek istemektedirler. Emekli aylıklarına yapılan zamların yeterli olduğunu savunanlar hayatlarında bir gün bile pazara çıkmamış, elinde pazar çantası ile alışveriş yapmamışlardır. Ama hayatlarımız üstünde söz sahibi olmaya çalışmaktadırlar kaşıkla verdikleri kırıntı sayılacak zamları kepçeyle geri almaktadırlar. İkramiye adı altında iki dini bayram öncesi verilenler ise bayram harçlığına dönüşmüş, emekliler için bir aşağılama aracı haline gelmiştir. Buradan sesleniyoruz, bayram ikramiyelerini asgari ücret seviyesine çıkarın. Sözün kısası geçinemiyoruz, isyanlardayız. Tüm Emekliler Sendikası Denizli Temsilcisi Halil Aksungur, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında emeklilerin maddi sıkıntı çektiğini söyledi. Emekli aylıklarının yıllardır yoksulluk sınırının altında olduğunu söyleyen Aksungur, temel ihtiyaç maddelerine yılbaşından bu yana yapılan zam oranları neredeyse %50 civarında. Asgari ücretin 2825 Türk lirası olduğu ülkemizde emekli aylığı alan 8 milyon hak sahibinin aylığının 2000 liranın altında. Bu da göstermektedir ki emeklileri yoksulluk sınırının altında bırakmak yetmemiş açlığa mahkum etmek isteniyor. Emekli aylıklarına yapılan zamların yeterli olduğunu savunanlar hayatlarında bir gün bile pazara çıkmamış, elinde file ile alışveriş yapmamışlardır. Ama hayatlarımız üstünde söz sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Kaşıkla verdikleri kırıntı sayılacak zamları kepçeyle geri almaktadırlar diye konuştu. İkramiye adı altında iki dini bayram öncesi verilen ücretlerin ise bayram harçlığına dönüştüğünü, emekliler için bunun bir aşağılama aracı haline geldiğini ifade eden Aksungur, dini bayramlarda ikramiye adı altında verilen ücret bayram harçlığı niteliğindedir. Emeklilere insanca yaşam sağlayacak bir aylık verilmesi zor değil, siyasi bir tercihtir. Siyasi iktidar tercihini emekçilerden, emeklilerden, yoksullardan yana değil, sermayeden yana kullanmaktadır emeklilerin daha fazla açlığa, yoksulluğa ve aşağılanmaya gücü kalmamıştır. Bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır. Emekliler kendilerini açlığa mahkum edenlere, yok sayanlara, görmezden gelenlere karşı seslerini duyurmaya, demokratik tepkilerini göstermeye kararlıdırlar. Sağlıklı, barış ve kardeşlik içinde insanca bir yaşam hepimizin hakkıdır. Emekliler olarak bu yaşamı elde etmek için mücadelemize devam edeceğiz diye konuştu. Emeklileri yoksulluk sınırının altında bırakmak yetmemiş açlığa mahkum etmek isteniyor. Emekli aylıklarına yapılan zamların yeterli olduğunu savunanlar hayatlarında bir gün bile pazara çıkmamış, elinde file ile alışveriş yapmamışlardır. Ama hayatlarımız üstünde söz sahibi olmaya çalışmaktadırlar kaşıkla verdikleri kırıntı sayılacak zamları kepçeyle geri almaktadırlar, diye konuştu. İkramiye adı altında iki dini bayram öncesi verilen ücretlerin ise bayram harçlığına dönüştüğünü, emekliler için bunun bir aşağılama aracı haline geldiğini ifade eden Aksungur, dini bayramlarda ikramiye adı altında verilen ücret bayram harçlığı niteliğindedir. Emeklilere insanca yaşam sağlayacak bir aylık verilmesi zor değil, siyasi bir tercihtir. Siyasi iktidar tercihini emekçilerden, emeklilerden, yoksullardan yana değil sermayeden yana kullanmaktadır. Emeklilerin daha fazla açlığa, yoksulluğa ve aşağılanmaya gücü kalmamıştır. Bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır. Emekliler kendilerini açlığa mahkum edenlere, yok sayanlara, görmezden gelenlere karşı seslerini duyurmaya, demokratik tepkilerini göstermeye kararlıdırlar. Sağlıklı, barış ve kardeşlik içinde insanca bir yaşam hepimizin hakkıdır. Emekliler olarak bu yaşamı elde etmek için mücadelemize devam edeceğiz diye konuştu.